Savaş bu sefer becerebilecek mi? Emin olamıyorum abi. Bu sefer savaşı beklemeyeceğiz. Bize şifacıyı getirebilecek herkesin zaaflarını oynayacağız. Mehmet oğlunun yokluğuna dayanamaz değil mi? Gürcan'ı bana getirin. İyi de Mehmet şifacının kim olduğunu bilmiyor ki. Tilki biliyor ama. Mehmet çocukların babası. Unuttun mu mesela? Küçük oğlu için büyük oğlunu hizaya çekecektir elbette. Başka bir şey bulamaz mıyız? Nedenmiş o? Çünkü eğer benim bu işin içinde olduğumu öğrenirlerse ben bir daha eve giremem. O eve zaten giremedin ki Esra. Ne yaptıysan seni bir türlü kabul etmediler. Yanılıyor muyum? Yarın ilk iş o çocuğu bana getireceksiniz. Şimdi biraz beni yalnız bırakın. Günaydın Ayla abla. Günaydın. 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 Neyin var senin, iyi misin? İyiyim. Gece uyuyamadım da. İsyan nerede? Çıktı o. Çalıştığı yerden haftalığını alacakmış. Daha sonra da Tilki abiyle su kemerlerini orada buluşacakmış. Hatta sen de gidecekmişsin. Emirleri olur. Mehmet abiler çıktı mı? Babam bahçede. Esra ile birlikte. Esra değil. Esra öğretmen. Madem öğretmen, neden durmadan evimize gelip duruyor? Gelmesin. İstemiyorum, sevmiyorum. İyi de o beni eve götürdü. Beni İsmail'den kurtardı. Olsun. Yine de sevmiyorum. Al benden de o kadar. Hayır, niye bizim için bu kadar kasıyor bu kadın? Ben anlamıyorum ki. Şimdilik ucuz atlattık ama Gürcan tekrar hastalanacak diye ödüm kopuyor. Ben de onun için geldim. Bir doktor buldum. Ne doktoru? Astım konusunda uzman. Araştırdım. Gerçekten çok iyi bir doktor. Okuldan sonra Gürcan'ı götürebilirim. Tabii senin için bir sakıncası yoksa. Ne oldu? Kızdın mı bana? Yok canım. Sana neden kızayım? Kendime kızdım. Sen bizim için o kadar çok şey yaptın ki ben sana doğru düzgün bir teşekkür bile edemedim. Ben sizin için her şeyi yaparım. Esra. Bir gün karşına bir adam çıkacak. Çok şanslı bir adam. Ve sana hak ettiğin sevgiyi o verecek. Bu kibarca herhalde ben seni sevemem anlamına geliyor. Sevgi yüzünden mi? Yok canım. Yani benim yüzümden. Ben nasıl aşık olunacağını unuttum artık Esra. Baksana hayatıma. Darmadan, fırtınanın ortasında kalmış gibiyim. Ben sanmıştım ki bir gün her şey düzelince, yani fırtına dindiğinde... Fırtına dindiğinde bile artık devam edecek gücüm kalmadı, anlıyor musun? Artık her şey gitti elimden. Bir tek oğlum kaldı. Bu yüzden de sabah uyandığımda ilk yaptığım şey oğlumun nefesini dinlemek, onu kontrol etmek. Bütün bunları yaşarken aşık olmak çok zor bir Esra. Ben artık kimseyi sevmeyi ya da kaybetmeyi göze alamam. Çok geç benim için. Ah, ben tamamen unutmuşum. Benim bugün okulda toplantım vardı. Gürcan'ı başka bir gün götürsem doktora olur mu? Olur tabii. Gidiyor musun? Toplantı öncesi de halletmem gereken bir işim var. Görüşürüz sonra. Rahatsız olma. Allah kahretsin. Kahretsin. Esra kendine gel. Hocam. Merhaba Aylin'cim. Merhaba hocam. İyi misiniz? Sorun mu var?
İyiyim canım, sağ ol. Bir şeyim yok. Peki o zaman. Alo, büyük abi. Gürcan evde hasta. Babası yanından ayrılamıyor. Evden çıkaramadım. Tamam, biliyorum. Bağırma lütfen. Benim bir planım var ama. İyi dinle beni. Hadi çocuklar, gelin artık, kahvaltı hazır. Geldim, geldim. Prenses Hazretleri nerede? Nasıl nerede? Yukarıda değil mi kızım? Yo, ben kalktığımda yoktu valla. Banyoda falan da rastlamadım. Kıvançlarladır belki ya. Dur bakayım. Kıvanç oğlum. Efendim Orhan abi. Duru sizinle mi? Yolda abi, yanıma geliyor şimdi. Ne oldu? Be oğlum. Hem kız tehlikede diyorsunuz, bana emanet ediyorsunuz. Sonra da kafanıza göre. Ya niye haber vermiyorsun böyle şeyleri bana? Kusura bakma abi ya. Rahatsız etmemek için öyle yapmıştır. Duru Kıvanç'ın yanında mıymış? Kıvanç neredeymiş? Peki kimle konuşuyorsun ya? Neredesin? Aylin. Nereye gidiyorsun? Bırakayım seni. Gerek yok, ben giderim. Hadi canım, aşağıya kadar bırakırım, oradan gidersin. Tamam. Çevirme. Oyalamasalar bari. Kimlikler lütfen. Rahat ol. Rutin bir kontrol muhtemelen. Buyurun. Aynen, arabadan iner misiniz lütfen? Bir problem mi var acaba? Önemli bir şey değil, siz araçta kalın. Benimle ekip otosuna kadar gelmeniz gerekiyor. Sizi amirimle görüştürmem lazım. Tamam memur bey. Thank you.
her şeyi ortalığa atın. Babanız toprağına sorsa. Hayırdır inşallah. Mehmet. Esra. Çok korkunç bir şey oldu. Aileni götürdüler. Büyük abinin adamları engel olamadım. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.